Üstü sayılarla işlemler. Üstü sayılar işlem yapılırken önce üstü sayıların değeri bulunur. Daha sonra işleme devam edilir. Bir sayının sıfır hariç sıfırıncı kuvvetinin bir olduğunu ve bir sayının birinci kuvvetinin de kendisi olduğunu biliyoruz, unutmamalıyız diyor. Demek ki ne yapacakmışlar arkadaşlar? Şu üstü ifadeyi normal sayısal değer haline getireceğiz. Bu kadar basit. Bu örnek yapılmış zaten. Biz şimdi buradan gidelim. Bana 2 üzeri 6'yı bul, 2 üzeri 0'ı bul ve onun üçüncü kuvvetini bul ve değerlerini yazdıktan sonra bölme ve toplama yap diyor. Soru bu. Ben 2 üzeri 6'nın değerini direkt şurada bulup oraya yazacağım. Bu 6 tane 2'nin çarpımıydı. Hatırlayalım. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16, 16 kere 2 32, 32 kere 2 64. Yani ben buraya 64 yazıyorum, tamam mı? Bölü 2 üzeri 0 neydi arkadaşlar? 1'di. Bütün sayıların sıfır kuvveti 1'di. O paranteze aldım. Artı onun üçüncü kuvveti 10 üzeri 3 demek. 3 tane 10'u çarp ya da 1'in arkasına 3 tane 0 koy. Yani 1000'di. Onu da bulduk. 64'ü 1'e bölersek önce parantez içi yapılır ya. 64'te 1, 64 kere var. Artı 1000. İşte bunları toplarsak da 1064 bulunur cevabımız. Bu kadar. Yani şu işlemleri burada yapmayalım. Çok karışır o zaman. Biz kenarda değerini bulalım. Sonra yerine yazalım ve toplamı, bölme, çıkartma yapıp bitireceğiz. Buna bakalım. Şimdi 10 üzeri 3'ü yine burada bulalım. 10 üzeri 3 neydi? 3 tane 10'un çarpımı. Hadi göstereyim. Bu da ne yapıyor? 1000 yapar. 10 kere 10 100. 100 kere 10 1000 ya da 1'in arkasına 3 0 koyabiliriz. Evet. Şimdi şöyle buraya 1000 yazdım. Bölü diyor bak, bölü. Parantezi aç. 10 üzeri 1 nedir? Bütün sayı birinci kuvveti kendisine eşittir. Yani 10 eksi 2 üzeri 3. 3 tane 2'nin çarpımı. 2 çarpı 2 çarpı 2. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8. Demek ki burası da 8. Şimdi ne yapacağız? Burası 1000. Aynen yazdım. Şimdi parantez içine yapacağız. 10'dan 8 çıktı, 2 kalır. Bak, bunun direkt sonucunu buraya yazdık. 1'i de 2'ye bölersek 500 yapar. Cevabımız 500. Bunları durdurup siz bir güzel yazacaksınız. Buna bakalım. Bak, 7'nin karesi. 7 kere 7 49 direkt yazalım. Artı 6 üzeri 3. Şurada bulayım. Bu 3 tane 6 demek. Bak, 3 tane 6. 1, 2, 3. Bunları çarp. 6 kere 6 36. 36 kere 6 216 yapar. O zaman buraya 216 yazayım. Eksi 3 üzeri 4. Hemen şurada bulalım. 4 tane 3 yan yana yaz, çarp. 3 kere 3 9, 9 kere 3 27, 27 kere 3 81. Demek ki burası da 81 bulundu. Şimdi 49'da 216'yı toplayacağız. Şurada toplayalım. 6, 9 daha 15, elde var 1. 1, 4 daha 5, 1 de elde 6, 265. 265'ten ne yapacağız? 81'i çıkartacağız. Şurada çıkartalım. 5'ten 1 çıktı, 4. Burada 6 da çıkmaz. 16'dan 8 çıktı, 8. Burada 1 kaldı. 184 bulunur. Bu kadar. Bakalım. Evet, 184. Diğer soru. Bu 1000 yazıdan verilmiş. 10'un karesi 100 yapar. 4'ün küpü de bakalım şurada bulalım. 3 tane 4'ü yan yana çarp. 4 kere 4 16. 16 kere 4 64. İşte verilenleri yerine yazacağız. Bu 1000 zaten aynen yazıyorum. Eksi 10'un karesi 10 kere 10 100. Onu da yazdım. Eksi 4'ün küpü de 64. Şimdi 1000'den 100 çıkarsa ne kalır? 900 kalır. Eksi 64. 900'den de 64 çıkarsa 836 kalır cevabımız. Bakıyoruz doğru. Buna bakalım. 8'in karesi bak. 8 kere 8 64. Artı 5'in küpü. 5'in küpü ne arkadaşlar? 3 tane 5'i yan yana yaz çarp. 5 kere 5 25. 25 kere 5 125 bulunur. Buraya 125 yazdık. Eksi 7'nin karesi 49 artı
8'in sıfırıncı kuvveti. Bütün sayıların sıfırıncı kuvveti 1'di. Onu da yazdık. Şimdi toparlayalım. 125 ile 64'ü topluyoruz. Şurada toplayalım hadi. 5, 4 daha 9. 2, 6 daha 8. 189. Eksi 49, 1 daha 50. Çıkartırsak 139 bulunur cevabımız. Bakalım. Evet, doğru. Buna bakalım. Bütün sayının sıfırıncı kuvveti 1'di. Demek ki 100'ün sıfırıncı kuvveti 1. Artı 1'in bütün kuvvetleri 1'dir. Düşünsene burada 1000 demek kuvvet. 1000 tane 1'i yan yana yaz, çarp. Böyle gidiyor. 1 kere 1, 1, 1 kere 1, 1, 1 kere 1. Bunun sonucu 1 çıkar, öyle değil mi? O zaman 1 yazdım bak. Kapat. Artı parantez aç. 0 üzeri 100. Yani 100 tane 0'ı yan yana koy, çarp. Ne yapar? 0 kere 0, 0. 0 kere 0, 0. Yani sonuç 0 çıkar. Demek ki 100'ün 0'ın 100. kuvveti de 0'dır. Artı 5'in 0. kuvveti 1'dir. Eksi 1'in 1. kuvveti 1. Şimdi toparlayalım. 1, 1 daha 2 burası. Artı. Artı 1, eksi 1. Bak, çıkartma var burada. 1'den 1 çıktı. 0. Burada da 0 zaten. Buranın tamamı ne oldu? 0 oldu. 2 artı 0 oldu yani. O da nedir? 2'dir. Toplam işleminde 0 etkisiz elemanda. Geçiyoruz. 1 üzeri 2, 2 üzeri 3, 3 üzeri 4, 4 üzeri 5 diye gidiyor. Sayı unutuyorsunuz. 10. teriminin kaç basamaklı bir sayı olduğunu bulunuz. Bak, birinci terimmiş 1 üzeri 2. İkinci terim 2 üzeri 3. Üçüncü terim 3 üzeri 4. Dikkat edersen bir fazlası, görüyor musun? 2'nin bir fazlası 3, 3'ün bir fazlası 4. O zaman 4. terim 5, 5. terim 6, 6. terim 7, 7. terim 8, 8. terim 9, 9. terim 10, 10. terim 11. Yani bana bunu diyor, 10. terim bu. Kaç basamaklıdır diyor. Biz biliyoruz 10 üzeri 11'i ne yapıyorduk arkadaşlar? 1'i yazıyorduk, 1'in arkasına 11 tane böyle 0 yazıyorduk. Bak, burada 11 tane 0 var, 11 basamak. Bir de 1 var, o zaman 12 basamaklıdır. Demek ki cevap 12 basamaklı. Gördün mü? Geçiyoruz. Yanda verilen eşitliğe göre işte üçgen, kutu, yuvarlak ve yıldız işleminin sonucunu bulunuz. 81 neydi arkadaşlar? 3 üzeri 4'tü. Bunu artık işlem yapa yapa öğrendik. 49 7'nin karesidir. 64 64. Yani 64'ün birinci kuvveti yine 64'ü verir. 48'in kaçıncı kuvveti 1'dir? 48'in sıfırıncı kuvveti 1'dir. Bütün sayıların sıfırıncı kuvveti 1'di, hatırlayalım. Şimdi üçgen yerine bak 4 bulduk. 4. Şöyle yazayım direkt biz. Değerini yazalım. Üçgen yerine 4 yazalım. Artı kutu 2 idi. O zaman kutu yerine 2 yazalım. Artı yuvarlak 1'miş. O zaman 1 yazalım. Artı yıldız da 0. Toplamını söyleyeyim size zaten. 4, 2 daha 6, 1 daha 7. 0'a gerek yok. Bakalım doğru mu yapmışız? Evet, doğru yapmışız. Üstü sayılarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Ne yapacağız? Önce sayısal değerini bulmamız lazım. 2 üzeri 7'nin değerini bulmamız lazım bir kere. 7 tane 2'yi yan yana yazalım ve çarpalım. 3, 7. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16, 16 kere 2 32, 32 64, 62 128. 8'in karesinin 8 kere 8 64 olduğunu biliyoruz. Bakın nokta aynı zamanda çarpmadır arkadaşlar, unutmayın. 64. 3 üzeri 4. Nedir? 4 tane 3'ü yan yana yaz ve çarp. 3 kere 3 9, 9 kere 3 27, 22 kere 3 81. Bir de 5'in küpü var. 5'in küpü nedir? 3 tane 5'i yan yana yaz ve çarp. 5 kere 5 25, 25 kere 5 125. Büyükten küçük, en büyük kim? 128 mi? Bakın. 128 yazalım. Büyüktür 125'ten. O da büyüktür 81'den. O da büyüktür 64'ten. Şimdi 128 2 üzeri 7 idi. Onu yazalım. Büyüktür. 125 5'in küpüydü. Büyüktür. 81
3 üzeri 4. 64 de 8'in karesi. Bu şekilde. Bakıyoruz. Evet, doğru. 3 tane kutunun çarpımı 27 olduğuna göre 2 tane kutunun çarpımı kaçtır? 3 tane kutunun çarpımı 27'ymiş. O zaman kutu ne olabilir? Hemen düşünüyoruz. 3, 3, 3 olsa 3 kere 3 9, 9 kere 3 27. Demek ki kutular neymiş? 3. 2 tane kutunun çarpımı diyor. Şöyle. 3 çarpı 3'tir. Demek ki bu da o da nedir? 9'dur. Tamam arkadaşlar. (81/3)ney? 1 olduğuna göre kutunun değeri nedir? Şimdi 81'i sen neye bölersen 1 eder? Sen 81'i 81'e bölersen 1 eder değil mi? Demek ki buranın 81 olması lazım. 3'ün kaçıncı kuvveti 81'de? Yani 3 üzeri 4'ün 81 olduğunu biliyoruz. Niye? İşlemi yapa yapa öğrendik artık. İstersen deneyelim. 4 tane 3 yazalım. 3 kere 3 9, 9 kere 3 27, 22 kere 3 81. Demek ki kutumuzun 4 olması gerekiyor. Burası ancak 81 olursa 81'e 81'e böl 1 yapar. 3'ün kaçıncı kuvveti 81'dir? 3'ün dördüncü kuvveti 81'dir. Cevap 4. Evet, bunlara geldik. Son birkaç soru kaldı. Sonra bitireceğiz dersi. Üçgen ve kutu birer doğal sayı olmak üzere. Üçgen üzeri kutu 81 ise üçgen ve kutunun alabileceği en büyük ile en küçük değerleri bulunuz. Şimdi 81 neyi veriyor arkadaşlar? 81'in birinci kuvveti yine 81'dir. Başka 9'un karesi 81'dir. Başka 3'ün dördüncü kuvveti 81'dir. Başka da yok. Şimdi bana en büyük diyor. Şimdi 80 ya zaten bunda bunu toplayıyor değil mi? Bak üçgende kutuyu topla diyor. Ben şimdi 81 ile 1'i toplasam 82 olur. 9 ile 2'yi toplasam 11 olur. 3 ile 4'ü toplasam 7 olur. Demek ki şurası en büyük oldu. Burası da en küçük oldu. Bana bunları görmek istiyor galiba. Evet, en büyük en küçüğü. Evet, en küçük 7 oldu. En büyük de 82 oldu. Doğru. 4 tane 4'ün toplamının 3 tane 2'nin çarpımının kaç katı olduğunu bulunuz. Bakın 4 tane 4'ün toplamı. Önce onu bir bulalım. Şöyle 4 tane 4'ü yazalım da toplayalım. 1, 2, 3, 4. 4, 8, 12, 16. 3 tane 2'nin çarpımı. Evet. 2 kere 2, 4, 4 kere 2, 8. Bu bunun kaç katıdır? Yani 16, 8'in 2 katıdır. 16'yı 8'e bölerse 2 çıkar. 16, 8'in 2 katıdır deriz. Evet, doğru. İşte bu sayı, bu sayının kaç katıdır? Yani bu sayı 16 çıktı. Şu sayı da 8 çıktı. 16, 8'in 2 katıdır. Bu kadar basit. Ya da 16'yı 8'e bölersin. Yine 2'yi verir sana. 4'ün küpü ile 3'ün 4. kuvvetinin toplamını bulunuz. Önce 4'ün küpünü bulalım mı? Yani 4 üzeri 3 demektir. Sonra 3'ün 4. kuvveti diyor. Yani bu da 3 üzeri 4. Ve bunları topla. Yani bu sayısal hali, rakamlı. Bu da sözel hali değil mi? Şimdi değerleri bu biliyoruz aslında artık. 4 üzeri 3 demek. 3 tane 4, 4, 4 çarparsak 64 eder. 4 kere 4, 16. 16 kere 64. Artık kafadan yapabilelim. 3 üzeri 4 de 4 tane 3, 3, 3 çarpacağız. 3 kere 3, 9. 9 kere 3, 27, 27, 81. Kafadan yapabilmeniz lazım artık bunları. Ya da direkt 3 üzeri 4, 81'dir deyip öyle çarpma bölmeye uğraşmaya bile gerek yok. Nasıl yapacağız? İşlem yapa yapa elimiz, kafamız alışacak. Toplayalım. 4, 1 daha 5, 8, 6 daha 14, 145. Bakalım doğru. 3'ün karesi artı 4'ün karesi eşittir. Kutunun karesi eşittir. Kutunun değeri kaçtı? Önce 3'ün karesinin ne olduğunu bulalım mı? 3'ün karesi 3 kere 3 9 artı 4'ün karesi 4 kere 4 16 eşittir. Kutunun karesi.
9'u 16'yı toplarsak 25 yapar. Neyin karesi 25 arkadaşlar? Biliyoruz ki 5'in karesi 25. Demek kutu 5 olmalı. 5'in karesi 25. O zaman kutu 5'tir. Bakıyoruz. Evet. Artık teste geldik arkadaşlar. Buradan da birkaç soru çözeyim. Sonra konumuzu bitirelim. 3 üzeri 5'in ifadesi ile aşağıdan hangisi doğrudur? 3 üzeri 5 demek arkadaşlar. 5 tane. Her zaman buraya tane yazın diyorum değil mi? Şuraya tane yazarsan kafan karışmaz. Hocam 3'te 5'i mi? 3 tane mi 5'ti? 5 tane mi 3'te? Kafan karışıyor ya. Direkt kuvvetin önüne tane yaz. Hemen ne anladın? 5 tane. 3'ün çarpımı. Toplamı diyenlere ele bak. Toplamı diyenlere sil. 3 tane 5 değil. O da gitti. 5 tane 3'ün çarpımıdır. Cevap D şıkkı. Bak. Doğru. Verilen eşitlerden hangileri doğrudur? Bakalım burada birinci doğru mu? 5 tane 2. 2 üzeri 5. Bu doğru. 6 üzeri 3. Bu 3 ile 6'yı çarpmıyoruz. Tabanla kuvvet hiçbir zaman çarpmıyoruz. Dikkat. Neyle neyi çarpıyoruz? Hep 6, 6, 6 tabanı çarpıyoruz. O yüzden bu yanlış. 10 üzeri 4. Biz 1'in arkasına 4 0 koyduyorduk. Bu 3 0 koymuş. Yine hatalı. Şimdi buna bakalım. 8 kere 8 64. Bu doğru. 4'ün küpü de 64. Bu da doğru. O zaman 64, 64'e eşit. Hata yok. Bu doğru. Hangileri doğrudur? 1 ve 4 doğrudur. Cevap B şıkkı. Buna bakalım. Kaç tane 4 var? 1, 2, 3, 4, 5. Yani 4 üzeri 5'tir. Üçgenimiz o zaman 5. Bu da 4 tane 6'nın çarpımı. Bakın bunlar hep geldiğine göre böyle 6, 6, 6. 6 üzeri 4 oluyor. O zaman kutu da 6'dır. 5 ile 6'nın toplamı da 11 bulunur. Cevap C şıkkı. Evet. Üçgen, kutu ve birden büyük doğal sayı olmak üzere. Kutu, işte üçgen üzeri kutu ifadesi aşağıda hangisi kesinlikle doğrudur? Bir kere bunlar hep çarpma arkadaşlar. Toplama değil. Bu gitti. Bu da gitti. Bir kere ne olacak? Şey olacak. Hatta renginde yapayım ben bunu. Çarpma olacak. Yani bu üstü ifade çarpmadır. Üçgen, sonra kutu. Eşittir diyelim. Arkadaşlar, kuvvet ne derdi? Şu kuvvet tabanın kendisiyle kaç kez çarpılacağını söyler. Taban ne burada? Üçgen. Demek ki üçgen çarpı üçgen çarpı üçgen diye gider. Nereye kadar gider? Kaç tane? Kutu tane. Yani burası kutu tane üçgenin çarpımıdır. Hep taban kendisiyle çarpacak. Kuvvet ne yapardı? Kaç kez çarpılacağını söyler. O zaman bakalım üçgen kutu tane. Evet cevap B şıkkı. Bakıyoruz B. Evet bu kadar yeterli arkadaşlar. Benzer sorular artık. Bunları siz yaparsınız. Sıralama falan filan. Evet kanalımız adını buraya yazarım tekrardan. Emin Hoca ile Matematik. Arkadaşlar kanalımızı sınıfımızdaki arkadaşlarımıza, yakın akrabalarımıza, komşumuzun çocuklarına söyleyelim. Kanalımız büyüsün. Bakın şu anda 3000 olmamıza çok az kaldı. 2980 falan olduk. Yani 3000'i geçeceğiz. Az kaldı Allah izin verirse. Ve YouTube'dan da artık biliyorsunuz reklamlarımız çıkıyor. Reklamlara da şöyle bir tıklayıp bakarsanız orada küçük de olsa bir katkınız olmuş olur. Kanalımızı arkadaşlarınıza söylüyorsunuz ve abone sayımızı 3000'in üzerine çıkartıyoruz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.